Selamünaleyküm. Bugün bir aşı videosu çekeceğim. Tabii daha önce şunu yapmıştım. Bakalım. Tutmuş mu? Yani 3-4 gün öyle beklettim. Evet. Gayet güzel yapışmış. Yaklaşık şöyle küçük bir gimno, kristat. Aşı altı bayağı hızlı büyütüyor yani. Bunun ispatı olarak da şu kaktüsleri göstereceğim. Evet, bundan kopan şu büyüklükte bir kaktüstü. Hemen aşağı altı yaptım deneme amaçlı. Tabii yapışınca hızlı büyümeye başlıyor. Yani kış aylarında bile büyüme devam etti. Yani bayağı iyi oldu. Çiçek belki açar. Yani gimnoların kökleri biraz zayıf. Hani hızlı büyümeye sebep olmuyor. O yüzden böyle aşağı altı bu San Pedro. Bu neydi? Geometrizans mıydı? Öyle bir şeydi. Yalnız bu böyle yapışkan gibi yani. Çok sağlam tutuyor. 2-3 gün lastikle bekletirsen tamamdır bu iş. Lastik ilginç. Şöyle bir çözüm buldum. Çamaşır lastiği. Yani Çin pazarında filan satılıyor işte pazarda. Bu çamaşır lastiğini kaktüsün boyuna göre ayarlayıp kesiyorsun. Düğüm atıyorsun. Ona göre lastiğimiz esneme payı da ayarlıyorsun. Yani iyi bir yöntem. Tavsiye ederim. Yani lastik sorununu ortadan kaldırdım. Bu bayağı iyi. Yani zarar da vermiyor baskısıyla. Tabii deminki lastikleri kullanabilirim. Bakın. Evet, olabilir. Deneyeceğiz. Şimdi bu sene şunu koparacağım. Bayağı sağlam. Küçüğü artık seneye kalır. Bu da San Pedro'da aşılı. Biraz yumuşamış. Evet, bunu yapalım artık. Evet, hemen çıktı zaten. Bu bayağı renkli olacak. Çünkü renkli olan kısımdan kopardım. Bunu toprağa bıraksan da kökleniyor. Fakat bunların kökleri biraz hemen şey oluyor. Tesir altında kalıyor. Sulu ortamda çürüyor falan filan. En iyisi böyle. Evet, bir yerden başlayalım. Şuradan. Bunu tabii kolonyaladım. Alkolle temizledik. Şöyle kestik. Tamamdır. Şu yanlardan da kesmemiz lazım. Çünkü kuruyunca içe doğru bükülüyor. Aşının kopmasına sebep oluyor.
Birkaç kere yapınca zaten eline alışıyor. Fena sayılmaz. Biraz da şuradan alayım. Şuradan da. Düz yapmamız lazım. Tamamdır. Bunların orta noktasını birleştiriyorsun. Lastikle baskı kuruyorsun. Bu kadar. Yani tutarsa tutar diyorsun. Yapacak bir şey yok. Şu orta noktaları şöyle. Bu kadar. Bakalım. Lastik olayında panik yapmamak lazım. Çünkü bazen düşüyor, kaçıyor yana doğru. Yavaş yavaş uğraşacaksın işte. Şöyle. Tutmak da lazım. Şimdi bunun ayarı önemli. Tam oturdu mu, oturmadı mı? Şu an iyi görünüyor. Evet, güzel sıkıcına tuttu. Şimdi bunun tek problemi şu. Kalın olduğu için düz durmuyor bakın. Lastiğin dezavantajı. Yani kalın lastiğin. Altta şöyle bir çıkıntı oldu. İşte onu idare edeceğiz. Şöyle duracak mı bakalım. Evet, alttaki kapaktan destek alabiliriz. Şöyle şekil olarak. Ya da şöyle. Peki. Bugünlük bu kadar. Hoşça kalın.